Artık Ciddi başladı. başlayayım o Evet, zaman olur. evet. Şöyle güzelce bir kendini tanıtır mısın ya? Nereden mezun oldun? Hadi Şu anda ne başlayalım o iş zaman. yapıyorsun? Ve beni nereden tanıyorsun? Ben tamam, bunları hepsini özetleyeceğim. 2005 yılında Bursa Fen Lisesi ile başladım lise hayatıma. Tabii biraz üniversiteden de önceden başlıyorum çünkü fotoğrafçılığa dair anlatacaklarım oraya dayanıyor. 2009'da liseden mezun oldum. 2010 yılında üniversiteye başladım. 2016 2010'da yılı girdin üniversite yani. bitirdim. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Seninle tabii. Hep bir sene benim şeylerim var, firelerim var. 2016'da mezun oldum. 2018'de de restoratif diş tedavisi ana bilim dalına doktoramı yapmaya başladım. En sevdiğin asistanı Seninle, kimdi sen abi? de tabii endodonti değil, oradan tanışıyoruz. Ben 15 girişliyim ya. Ben Bakayım, sana sen kaç şey yapmamışımdır. girişlisin Uğur? Bakmamışımdır. Heh, bizde evet. En Heh, tamam. sevdiğim Bu asistan senin kuzenindir çıkmıştı. tabii ki de. Kıvanç Aksoy endodontide. Zaten ben endodontiye çok ilgiliydim. Yani bir senede başvurdum. Fakat olmadı, kabul göremedim. Sonrasında başka bölümlere de başvurdum. En son restoratif diş tedavisine karar verdim. Ben onu Ama iyi diyecektim ki ya. de Memnun vermişim. Çok musun? Şu memnun anda oluyorum fakülte yani ne artık. durumda? Valla. Güzel işliyor. Valla süper. Gayet güzel. Estetik işlerimiz de artık yapılıyor. Çok çok sık Görüyorum birkaç ön seferdir bölge storylerini restoratif zaten. çalışmalar Yani yapıyoruz. rubber demli mobber demli güzel güzel çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok iyi. Biz Endo'da rubber demli çalışamıyorduk çünkü zamanında. Tabii. Yani eskiye nazaran benim girdiğim senelere göre artık çok daha fazla estetik işler yapılıyor. Rubber demli çalışılıyor. Yer yer kompozit setlerimiz oluyor. Ben şu anki durumunu beğeniyorum. Çok memnunum. Ayrıca restoratif diş tedavisinin hani Anladım. geleceğinden de çok memnunum. Çünkü çok ilgi görmeye Aklıma geldi bir başlayan bir şey hemen bölüm. şöyle yazayım. Sizler de biraz daha popülerleştiriyorsunuz. Posterior sorusu soracağım sana da onu yazıyorum. Abi şimdi aklıma geldi. Bilemez. Geçen bana bir soru sormuştun. Anlamadım Evet, ben dinliyorum. buraları. Daha doğrusu hani açıkta falan manasında. Bir onu sorabilir misin ya rica etsem? Evet. Biz bazen tartışıyoruz şimdi bu konuda. Evet. Neydi? Decouple with time. Yani hasta başından bonding'i uyguladıktan sonra üstüne bir miktar ince bir akışkan kompozit Aynen, uyguluyoruz. aynen. Işıklıyoruz, değil mi? Bu esnada bondingi kalın sürüyoruz ve hava ile inceltme işlemi yapmıyoruz. Doğru mu anlamışız biz? Şöyle Değil mi? abi, Bir yanlışlık yok. hangi bond olduğuna çok bağlı ve tek aşamalı mı, iki aşamalı mı, total etch Evet. mi, yani hepsiyle çok alakalı birincisi. Ben şimdi benim uzmanlık alanım endodonti, ama işte son 2 senedir sardım böyle kendi kendime, araştırdım, ettim, okudum, güzel Çok şeyler de ilginçsin, evet. gördüm ve Evet. bize hiç fakültede öğretilmeyen, gerçekten böyle hiçbir şekilde hani hiç duymadığım şeyler gördüm. İzninle şunu bir abi fakültede hiç duymadığımız gör Şeye dönecek en sonda. neye dönecek? Alo. En sonda Taner'le yayınımızdaki alevli şeylere Abi dönecek. Ben de çok birazdan saçma bir yayındı söylemeye yani. başladım. Kaydetmedim zaten yayını direkt. Yo, ben bir taraftan hasta bakıyordum. Çok keyifli dinledim. Arada Dalgası ya yani, dalga efektlerinizi muhabbeti için gördüm. Çok yaptım zaten. Hani keyifliydi. bir ısınma turu olsun benim için bu videolar şunlar bunlar diye. Abi şimdi şöyle ben dediğim gibi alanım benim endodonti. Bu konuda çok böyle ahkam kesmeyi o yüzden yani ben bildiğimi okuduğumu söyleyebiliyorum maksimum. Sonuçta bunun araştırmasını ben yapmadım. Literatüre dayanarak bir şeyler söyleyebiliyorum.
Şimdi şöyle abi, bu Pascal Maglin'in kitabında okuduğum haliyle söylüyorum. Özellikle bu tek şişe olan universal bondlarda bondlar gerçekten çok ince oluyor. 10 mikron, 15 mikron falan diyorlar, tamam mı? O Evet. bondu çok derin bir kaviteye sürdüğünde eğer hava ile kurutursan, kurutma diyorum, hava ile böyle Pascal Maglin şey diyor buna, o bond sürdüğün tabakanın etrafından, işte kavitenin içinden bir hava akımı olması değil, hava ile yayma işleminden bahsediyor. Kötü olan olarak onu söylüyor. Diyor ki sen eğer hava ile yayma işlemi yapmaya kalkarsan diyor, bu bondu oksijen inhibisyon tabakası zaten normalde var. Böyle yaptığında o oksijen inhibisyon tabakası işte 8, 5, 8 mikron diyorlar mesela. Bunu 20 mikronlara, 30 mikronlara çıkartabiliyorsun. Böyle olunca 40 mikronlara kadar çıkabiliyor. Öyle olunca da hani en kaliteli bondları bile aslında bu oksijen inhibisyon tabakasıyla bütün inhibe etmiş olabiliyorsun diyorlar, tamam mı? Böyle yaptığın zaman sen istediğin kadar oraya ışın uygula, bir işe yaramıyor. Çünkü tamamen inhibisyon tabakası içinde ve koyduğun oksijen şey ışık orada herhangi bir polimerizasyona sebep olmuyor diyor, tamam mı? Sonrasında hemen ardından işte akıcı bir kompozit tabakası yaparsan etrafına, bu kompozitin içindeki o kamforkinonlar, işte polimerizasyon başlatıcı elemanlar bondun içine de girer. Orada da başlatır diyor, tamam mı, mantıken. Orada da o koyduğun hani o Tamam. ışınladın ama ışınlanmadı, polimerize olmadı. O bondun üstüne sen kompozit, akıcı kompoziti koydun, ışınladın. O zaman tamam olur bu diyor. Ama çok derin kavitelerde sen bu sırada beklerken, o kompoziti uygulayana kadar dentin kanallarının içinden, özellikle total edge bir sistem kullanıyorsan, dentin kanallarının içinden derin kavitelerde sıvı akışı olur diyor. Bu sıvı akışından dolayı da o koyduğun bunun kendisi Evet. tamamen bozulur zaten. Herhangi bir şekilde polimerize olmaz. Polimerize olmadığı için de hasta ilk birkaç hafta ısırdığında ağrıyla gezer diyor. Tamam mı? Çünkü Yani benim bu şeyde anlamadığım birkaç nokta var. Birincisi, hava ile inceltmediğin zaman uçucu solventleri, taşıyıcıları uçurmamış oluyorsun. Bu solventler nereye gidiyor? İçeride Yok, şöyle. hapsolmuş durumda oluyorlar. İkincisi, bu solventler uçuyor ki dentin tübüllerinin içine böyle bir penetrasyon oluşmuş oluyor. Yani bunu da aslında sağlayamamış oluyoruz. Aslında biz 5 dakika beklediğimiz sürede bu bond ve kompozit birlikteliğini Evet. ışıklayıp beklemiş oluyoruz, değil mi? Şöyle söyleyeyim abi. Işıkladık. Direkt ben cevap vereyim. Ondan sonra devam et istersen. Solventleri uçurmak gerekiyor. Ama solventleri uçururken bu üreticilerin dediği gibi sert bir hava ile kavitenin direkt içine sert bir şekilde bu bondu yayacak şekilde Tabii yapmayın ki de. diyorlar. Adam diyor ki kaviten var diyor. Bir tarafına suction'ı tut diyor. Şuraya suction'ı koy diyor. Suction burada dursun diyor. Havayla çeksin. Bu tarafından da hafif hafif bir hava ver diyor. O kavitenin içinde bir hava akımı oluşsun diyor. Bu farklı. Aynen, orada bir hava Negatif akımı pozitif oluşsun. O hava oluşturuluyor. akımıyla beraber içindeki uçucular gider diyor. Zaten uçucunun hangi uçucu olduğuna bağlı. İşte keton meton varsa o çok hızlı uçar zaten. Onu da çok fazla yapmayın. İçeriğini de bilin diyor adamlar. Eğer sulu bir şey varsa veya işte alkollü varsa, suluysa zaten çok daha yani biraz daha uzun süre onu kurutmak gerekiyor uçsun diye. Alkollüyse biraz daha kısa, ama keton falan gibi bir şeyse çok kısa sürede zaten uçuyor. Çok fazla uğraşmayın diyor mesela. Onun da ayrımını yapıyorlar. Yani olay burada kurutmayından kastı havayı direkt olarak kavitenin içine, bondun üstüne sert bir şekilde vermeyin. Oradan mutlaka hava geçmesi gerekiyor. Bir akım oluşturmak gerekiyor ki solventler gitsin. Solventleri, çünkü dediğin gibi eğer o solventler uçmazsa o da problem. Yani ben zaten bunları sana Instagram'dan özelden yazdığımda dedim ki hani genç arkadaşlara fikir niteliğinde olsun. Çünkü bu tip yenilikleri takip ettiğimiz zaman bazı arkadaşlar ne yapıyor? Dört elle sarılıyor.
Ama aslında araştırmaya açıklar. Yani ne demek istiyorum? Birincisi bahsettiğim solvent problemi. İşte ikincisi acaba dentin tübüllerine güzel bir penetrasyon sağlayabiliyor muyuz? Üçüncüsü kalın bon tabakası. Acaba ilerleyen dönemlerde adezivden kopma, bondan kopmalara sebebiyet verecek mi? Bunların hani Şöyle. denenip geliştirilmesi ne ihtiyaç var diye düşünüyorum ben. Fakat bir taraftan bu decoupled time'ı desteklemiyorum anlamına gelmiyor. Çünkü adamların amacı gayet güzel. Monomer dönüşüm derecesini zamana bağlı arttırmak istiyorlar. Ve orada artık monomer nekrozu olmasını istiyorlar. Polimerizasyon büzülmesi çabuk değil, zamana bağımlı olsun istiyorlar. Şöyle bir fikir de düşünülebilir. Hani 5 dakika gezmek yerine 5 dakika yükselen bir eğride rentür tekniği de uygulanabilir. Ama işte bunların hepsi tabii Round akademiye trip. düşen görevler. Sadece hani ben şöyle istedim. Bunlar tartışılsın ki misal şöyle Hadi bunu olmasın. yapın. Yeni bir teknik bulunmuş. Evet, tamam. Güzel bir teknik. Hadi buna dört elle sarılalım. Yani gelenekseli de bir tarafta unutmamak lazım. Ondan sonra basamak 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 Abi, bu teknikleri geliştirmek şöyle, lazım evet haklısın. diye düşünüyorum ben. Gelenekselliğe zaten bunlar bir şey değil. Gelenekseli böyle bu tarafa iten ve diğerini yapmayın diyen bir sistem değil. Bu sadece gelenekseli biraz daha teknikleştiriyor bence, benim Tabii. görüşüm. Çünkü mesela bu Tabii. kalın bond tabakasına ve işte DVT'ye bir daha döneceğim. Ama mesela geleneksel olarak yapılan işte çok birkaç çalışmasıydı o 98 mi 2004 mü artık neyse unutuyorum onu. Abi adam tabakalama tekniğini kullanmış ve işte 4 mm koymuşlar ışınlamışlar. 2 mm koymuşlar ışınlamışlar. 1'er mm koymuşlar ışınlamışlar. Bunların farkına bakmışlar. Ve adamlar demişler ki tabakalama tekniğiyle 1'er mm koyarsanız çok güzel. Gayet net bir şekilde söylemişler adamlar bunu. Çalışmanın sonucu çıkmış abi. Yani bunu Doğru. şu anda geleneksel olarak Doğru. Ama kim ya, pratikte evet bir ama milimetre işte koyuyor? bu adamlar da bunu artık bir sistematik hale getirmeye çalışıyorlar. İşte biyometrikçiler, biyoemülasyoncular, işte Japonya'daki abiler falan. Bunu bir teknik haline getirmeye çalışıyorlar. Bu şekilde de güzel bir yere varmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla bu. Kalın bond tabakasına gelince kalın bond tabakası olarak mesela en kalın olarak şey var abi. Optibond FL var. Optibond FL zaten şu anda hani dünyada böyle gold standart olarak görülen bir bond. Şimdi bunun uzun dönemde bonddan kopmalara neden olup olmayacağını uzun dönem çalışmasını ben okumadım. Uzun dönemde şu yapıyor, bu yapıyor falan gibi bir şey. Özellikle hani bunu okumadım ama bu bondun kendisinin çok çok iyi bir bond kuvvetine sahip oluşu dolayısıyla ben biliyorum ki yapılan çalışmalarda o kadar iyi bir bond kuvvetine sahip ki bu alet dişle bond arasında bir ayrılma olmuyor. Yani hibrit tabakada bir sıkıntı yok. Kompozitin kendi içinde ayrılmalara sebep oluyor mesela. Ya yani bond kompozit birleşimi de iyi. Kompozitin kendi içinde kohezif kopmalar oluyor. Bundan dolayı da failler oluyor mesela yapılan çalışmalarda. Yani buradan ben diyebilirim ki ayrıca şöyle bir şey de diyorlar. Sen bu bondu bağladın. Tamam diyelim ki bondla kompozit koptu. Yani bondla kompozit ayrıldı. Senin dişin üstünde kalan bir bond tabakası var. Eğer sen bu dolguyu zaten düzgün bir dolgu yaptıysan ve optiksel kuvvetlere dikkat ettiysen bu kompozitte bir problem olmayacak diyorlar ama kompozitte bir problem olur da bondla kompozit ayrılırsa bondla kompozitin arasında bir çürük oluşma ihtimali yok. Diş kırılabilir. Altından çürüyemez. Tabii. Yani ben hani şunu demek istemiyorum. Ayrıca bahsettiğim bond kaçıncı jenerasyon? Hala altın standart Vallahi olarak dördüncü abi genel jenerasyon bunları hiç bonding bilmiyorum. Yani standları kim üretti? kullanılıyor. Karışık. Yani hala
hala altın standartlar birçok şeyde geleneksel. Ama ben şunu demek istemiyorum. Ben Ya bir şey demene gelenekselciyim gerek yok demek abi. istemiyorum. Sadece sosyal şimdi şöyle sosyal medyaya ben yeni başladım. Bir süredir hiç sosyal medya Rica kullanmıyordum. ederim Sağ kardeşim. olasın desteklerini de esirgemiyorsun bana karşı. Sosyal medyadaki bu yeniliği takip etme şeyini çok beğeniyorum. Çünkü herkes daha iyiye Ben de gitmeye, onu çok kendini seviyorum. geliştirmeye çalışıyor. Takip ettiğim insanlara bakıyorum. Ben de kendimi geliştiriyorum. Çünkü birçok insanın belki morfolojisinden bir şeyler kapıyorum ön bölgeye dair. Diyorum ki, aa ne kadar güzel işlemiş vestibülü ve tebrik etmeyi de şey yapmıyorum, sakınmıyorum insanlara beğenilerimi söylemeye. Ama hani böyle bir sosyal medyada böyle bir şey de görüyorum. İşte misal sen işte Ahmet Zirek, Doktor Zirek gibi hani daha çok diş hekimliğine, genç diş hekimlerine yönelik paylaşımlar yapanlardan bazı insanların teorik bilgisi biraz zayıf olduğu için buna dört elle sarılabiliyorlar. Sadece hani bu tartışmayı şu yolla yapalım istedim ki ben. Onların da hani Ya acabaları oluşsun bir şimdi tarafta kafalarında konu diye. uzayacak uzasın hiç problem değil. Evet. Şey, ondan sonra ne olacak? Fotoğrafçılık değil, Yo, DVT konu. fotoğrafı bir dahakine DVT konuşuyoruz abi konuştuk hiç olacak. problem değil. Ya şimdi Instagram'ı kullanırken bunu ben böyle 2 ayda bir falan mutlaka storylerini atıyorum. Muhabbetini geçiriyorum. Instagram'ı kullanırken dikkatli kullanmak lazım. Instagram'da birincisi bütün diş hekimleri God mode açmışlar abi böyle. Yani cheat yazmışlar. Kimse onlara dokunamıyor. Gerçekten de öyle. Kimse kötü vakasını da paylaşmıyor. Ben arada paylaşıyorum ve insanlar çok fazla bunu söylüyorlar bana böyle. Hani hocam sen Doğru. paylaştın, kimse paylaşmıyor. Doğru. Çok Aynen öyle. çok da Çok da şey beğeniliyor. alıyor, tepki alıyor. Çünkü gerçekten böyle Instagram insanların güzel işlerini koydukları bir yer. Yani kimse kötü işi, bak ben bunu bok gibi yaptım deyip kimse koymuyor. Herkes de Evet. en iyisini nasıl yaptığını göstermeye çalışıyor. Bunu mantıklı bir şekilde absorbe edersen çok güzel. Çünkü ben diyorum ki abi DVT diye bir şey var. Bakın DVT'nin linki burada. Adamlar bu yayında bu DVT'yi bahsetmişler. Aynen Insight'ten Açayım, Stri'de okuyayım. bu var. Ben abi ondan sonra bir de onu çeviriyorum insanlara. Şundan 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 dolayı şöyle olmuş. İşte polimerizasyon var. Polimerizasyon zamana bağlı bilmem ne falan diye anlatarak bunu yapmaya çalışıyorum ki insanlar biraz daha ne yaptıklarını bilerek yapsınlar. Çünkü bu şeyde de çok var. Endodonti'de mesela. Abi bu puf olayı var, tamam mı? Puf, yani puf benim isteyerek yaptığım bir şey değil. Ama Evet. Yapma. Onu illa yapmana yapmak zorunda gerek yok. değilsin. Yapma mesela. Aynen. Senden bahsetmiyorum. Benim Yapma. kişisel Bazısı görüşümden yapmaz. Bazıları bahsediyorum. hiç yapmak istemez. Ben kanallar açık olsun. Her yeri ben temizleyeyim. Taşarsa taşsıncıyım. Çünkü ona göre de malzeme kullanıyorum şimdi. Yani ikinci Doğru. kalite hiç çalışması olmayan Doğru. bir rezini apikalden taşırmayın abi. Bu kadar. Yani taşmasın. Hiçbir şekilde taşmasın, tamam mı? Ama ben bioseramik kanal patı kullanıyorum. Bioseramik kanal patları zaten bu işler için üretilmeye çalışılan patlar. İşte meta üzerinden gidiyor olay. Metayı değiştiriyorlar. Ona göre şeyler yapıyorlar ve bunun ben kanaldan taşsa bile bir problem yaratmama ihtimalini bildiğim için böyle rahat davranıyorum. Ama eğer siz dandik, yani Aynen, bilinmeyen aynen. bir pat veya işte kullanılmaması gereken işte AH26 kullanıyorsanız taşırmayın zaten abi, yani onu Türkiye'de hala kullanıyorsunuz, taşırmayın onu. O taşınca çünkü problem yapıyor, bunu biliyoruz artık. Türkiye'de hala kullanıyorsunuz derken Hollanda'daki paylaşımları Abi görüyorum. Şahane aletler, bir ekipmanlar malzeme kullanıyorlar. söylemişim Perşembe günü 1000 euroydu Çok. basket, şey atmıştım, alışveriş sepetine atmıştım. Şöyle Abi bir yok, gözden yaş ben bir geçti mi? attım 2800 euro oldu bir anda. Yok hayır, Vergi. Vergi sebebiyle mi benim aldığım 2800? malzemeler abi 1800 euro oldu bir anda fazla. Normalde onlar 1000 euroluk malzeme koymuşlar sepete. Ben 1800 euro daha koydum abi. Böyle en güzel Anladım. olabilecek en güzel Anladım. aletler, edevatlar. Yani kullanacağız bakalım. Anladın mı?
Ve hiç Şöyle benim esirgemiyorlar, değil patron mi? şimdi beni endodonti ağırlıkla çalıştıracağı için ve ben de Türkiye'de yaptığım gibi beni endodontisi paylaşmaya devam edeceğim. Türkiye'de yaptığım gibi diş hekimleri beni görecekler ben burada paylaşım yaptıkça. Ve ileride bana hasta yollayacaklar. Tamam mı? Bu geleceğe yatırım gibi düşünebilirsin bunu. Ben de o yüzden sağ olsun öyle bir hani bunu alma şunu alma demiyor ve zaten kendisi de böyle yeni bir şey çıktığı zaman direkt alan bir adam. O yüzden bayağı şanslıyım biraz o konuda. Ama adamlar gerçekten burada öyle çok yüksek paralar kazanamıyorlar ama çok iyi malzemelerle çalışabiliyorlar. Çünkü vergi dilimlerine giriyorsun. Burada vergiler bayağı iyi Hollanda'da. Hani çok para kazanmayı kimse istemiyor. Aşırı para kazanmayı kimse istemiyor yani. Çünkü vergiler gerçekten koyuyor yani. Evet, bir taraftan Aynen. Kıvanç'tan da Yani öyle Amerika'daki gibi herhalde 1 dinliyoruz. milyon dolar kazanan kimse yoktur yani burada yıllık. Hani Amerika'daki işte estetikçileri, ne bileyim endodontistleri falan duyuyoruz böyle yıllık 1 milyon dolar kazanıyormuş falan böyle. Onu burada yapamazsın yani. Hiçbir şekilde. Onu kazansan bile onu harcayamazsın yani. Senden alırlar onu. Öyle bir şey var. O yüzden Ama yine de ya rahatlar, çok rahatlar. Güzel. Türkiye'de de olsan, Türkiye'de de olsan kliniğine Tabii yaptığın tabii. yatırım dönüp dolaşıp sana Her türlü gider. maddi manevi Tabii. kar Ya ben olacaktır. son Evet. bir buçuk. Ne yapalım? Başlayalım Dur mı o bir şu fotoğraf DVT'yi de üzerine? söyleyeceğim ben şimdi. Bir saniye. Çok hızlı gidiyorsun. Bir onu da söyleyeyim ondan sonra Tamam, geçelim. dinliyorum bir taraftan. Abi şöyle DVT'yi aslında işte bu 84'te mi 86'da mı ne yapılan bir çalışmaya dayandırıyorlar. Sonra da işte bu konuyla ilgili hızlı yapılan işte kompozitler var. Bir de yavaş yavaş yapılanlar var falan. Bunu da DVT'ye bağlıyorlar. Diyorlar ki işte daha uzun sürede polimerizasyon için izin verirsen bunun bağlantısı daha iyi olur diyor adam. Eyvallah tamam mantıklı. Ama bu DVT olarak dedikleri şey 5 dakika beklemek çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü o 5 dakika beklemek böyle çok ne yapıyorum lan ben falan gibi oluyorsun. Bunun yerine çok yavaş hareket ediyorum ben. Bondu sürdüğün anda başlıyor tamam mı saat. Diyorsun ki 5 dakika Mantıklı. tamam 5 dakika bekleyeceğim ben diyorsun abi. O bondu sürdün. Azıcık şöyle bir kompoziti koyuyorum veya duvar yapacaksan mesela ilk önce dentine bir kompozit koyuyorum akıcı bir kompozit onu şöyle bir her yere yayıyorum fazlalığı alıyorum buradan 1,5 dakika gidiyor zaten duvar yapacaksam abi duvarı hazırlamış oluyorum zaten şeyini matrisini veya ondan sonra matrisi takıyorum ne yapacaksam artık o arada duvarı yapıyorum zaten 10 dakika geçiyor ben o kadar. Aynen öyle. O Ayıs duvarı da yaptıktan diyorsun. sonra abi devam et hayatına ama zaten birer milim birer milim yapacaksan zaten yavaş yapıyorsun bu işi. Yani o yüzden DVT aslında bir şey değil. Hani Doğru. 5 dakika beklemek değil DVT'nin özelliği. Sadece o bondun polimerizasyonunu kompozitin polimerizasyonundan ayırma işlemi. Ya bunu istersen 5 dakika bekle. Gerçekten istersen 5 dakika bekle. İstersen de başka şeylerle yavaş yavaş uğraş. Yani bunu bir mantık olarak görmek lazım. Sadece hani ona izin vermek gibi ben görüyorum biraz daha. O yüzden öyle Tabii, kullanıyorum. tabii. Yani yapılan her çaba bilimi Aynen. geliştirmek adına sonuçta. Ama ben şahsi düşüncem sonuçta hepsi polimerize olan, ağızda polimerize olan maddeler bu işin sonu nereye İndirekt. gidiyor? Her zaman indirekt kompozit Aynen öyle. restorasyonlara gidiyor. İndirekt. Yani direkt kompozit restorasyonlarda istediğin kadar beklesen de indirektteki performansı yakalamak şu anlık çok Yok. mümkün değil. İndirekt bu altın standartı indirekt dediğin gibi. Yani eğer Değil. öyle bir şeyin varsa imkanın varsa hastanın da imkanı varsa indirekt çalışmak çok daha net sonuçlar. Yani keşke. Nerede? Ben işte İstanbul'da şeyde Bağdat Caddesi'nde çalıştığım yerde Serek vardı. Aynı seans Serek'imi de yapıyordum. Hayatıma devam ediyordum yani. İşte ribbon, mibbon kullanıyordum böyle altına. Ondan sonra tarayıp alıyordum ölçümü. Güzel güzel yapıyordum. Şahane. İnşallah burada da olur o imkanlar. Bir gün ama indirekt restorasyonlarda inanıyorum ki aynı gün içinde değil, belki aynı 10 dakika Ya içinde şöyle. yapılacak. O zaman zaten biz eskiden direkt restorasyon Şunu yapıyorduk. söyleyebilirim. Konuşacağımız Gelecek zamanlar bence gelecek gelebilir diye düşünüyorum. yakında bir zaman. Özellikle bu üç boyutlu yazıcıların geliştirilmesiyle şu anda denenen teknikler. Belki biliyorsundur kompozit üreten bir firma var İzmir'de mi nerede? Böyle işte dantel kompozitler de yapıyorlar.
3 boyutlu tarıyorsun, tarayıp programını atıyorsun. İşte alkol onu basıyor, alkol içerinden geçiriyorsun. İçindeki işte monomerleri temizlemeye çalışıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Yani çalışması yok daha. Yani çalışması da yapılırsa bunun iyi bir şey olduğunu söyleyen bir yayın olursa gerçekten patlayacağını düşünüyorum. Çünkü yarım saatte çok uygun fiyatlara indirek restorasyonlar yapabilme imkanımız olacak yani. Bu da bence müthiş bir kolaylık. Ne, bu şey mi oldu? Buradan akademiye Akademi davet mi oldu? yapıyorlardır Çalışma ya. daveti. Yani mutlaka birilerinin aklına gelmiştir. Yani. Ama kardeşim sen de yap. Niye Yapıyorlardı. yapmıyorsun? Evet. İnşallah ilerleyen dönemlerde diyelim. Ramp Cure olayını ben çok aşina değilim abi. Anladığım kadarıyla sürekli bir ışınlamadan bahsediyorsun. Işığın düşük güçte başlayıp belli bir eğriyle Zaten maksimum güce öyle ulaşması. öneriyorlar. Tabii yanlışım Yok, olursa Ramp Cure. Evet, düzelsin de. mantıklı. Ama bunu yani 5 dakikalık bir ramp kür daha henüz ışık Ha. cihazlarında yok ama Ya şöyle, denenebilir yani. zaten bu abiler, biyometrikçi abiler, özellikle bu Simon Delipre'nin bir yayını vardı. İşte orada bir sürü yayına atıf yapıyorlar. Dentin'de kullanılan kompozitleri kullanırken, dentin replasmanı yaparken, özellikle pulpaya yakın yerlerde, dentin'de çalışırken, mutlaka işte yavaş ışık şiddeti düşükten başlayıp, o işte ramp cure'da yapın diyor adam. Ama Mine'ye geldiğinde Mine kompozitini Tabii. değiştirirken bu ne diyorlar ona? Pulse activation yap diyorlar mesela. Onun da nedenini açıklıyordu ama şu anda Hı. okumam lazım tekrar yayını. İstersen atarım sana. Güzel yayını. Ya aslında bu işler güncel Çok tekniklermiş eski. gibi düşünülse de aslında yıllardır araştırılan ve temelleri Evet. çok sağlam teknikler. Biz Yani bilmiyoruz. biliyorsun bir zamanlar böyle ortodontik cihazlar Evet. çıktı. 2 saniyede işte atıyorum çok güçlü kuvvetli ışıklar hiçbir restoratifçi Ya. bu şeylere gelmedi. Oyunlara gelmedi. Ne yaptılar? Onlar yine en az 10 saniye 20 saniye hani Olsunlar. çünkü Aynen polimerizasyon abi, yani büzülmesi diye bir hızlı şey var. yapman önemli değil yani. O flow evresine biraz izin vermen lazım ki o kompozit monomerleri kaysın abi, yani polimeriz Evet. olur. Neyse, bu kadar kompozik adamlık yeter abi. Fotoğraf işine nereden başladın? Başlayalım abi, izninle. 27. dakika. Fotoğrafa değil mi? Önce şöyle bütün ekipmanları dizdim buraya. Fotoğrafa nereden başladım? Lise 1'in sonu, lise 2'de yani 2006'da. Ben fotoğraf çekmeyi seviyorum gibi böyle bir Bu şeyim, arada bir arzum, saniye, isteğim bir oluştu. saniye, bir saniye, bunu Aslında söylemem lazım. araç Fotoğraflarını çok beğeniyorum. Ön bölge fotoğrafları zaten daha çok paylaşıyorsun şimdilik. Abi teşekkür yani ederim. gerçekten güzel fotoğraflar. Tebrik ederim yani şimdiden. Devamını bekleriz yani. Keşke elimde eskiden çektiğim sanatsal fotoğraflarım da olsaydı ama daha Hadi bakalım. onlara geleceğiz. Kaçta bak? 2006'da başladım abi ben fotoğrafa. Bursa Fotoğrafçılık Derneği ile birlikte. O zaman dönem dönem sanırım senede iki yanlış olmasın. Böyle bir yaz dönemi bir kış dönemi gibi. Fotoğraf eğitimleri veriliyor ve hafta sonları için bu eğitimleri tatbik ettiğimiz fotoğraf gezileri oluyordu. Keyifli bir hobiydi. Ama fotoğrafçılıkta benim o zamanlar hoşuma gitmeyen şeyler vardı. Birincisi hep yaşlı Evet. bir grup oluyordu fotoğrafçılıkta. 2006 diyoruz. O zamanlar daha kameralı telefonlar bu kadar yaygın değildi. Var mıydı kameralı telefon 2006'da? Vardı. Yoktu sanırım. 2009. Vardı vardı. Ama çok dandik. Böyle Bu ilk çıkan Nokia'lar. çok çok dandik kameralı telefonlar vardı. O zaman Zenit bir analog makineyle başlamıştım. Analog makine dedim, içine filmleri takıyorsun. Benim Zenit'imde Allah'tan bir pozometre vardı. Yani baktığın zaman vizörden içeride bir yeşil ışık yakıyordu.
Ama hani yeşil ışığı şöyle doğru değerde yakıyor. Fazla kozladığın zaman da kırmızı ışık yakıyor. Az kozladığın zaman da kırmızı ışık yakıyor. Arada da değerleri biraz şaşıyordu. Aslında analog bir makineyle başlamak benim için iyi oldu. Çünkü gezilere çıktığımız zaman hangi ışık değerinde kaç enstantaneyi, kaç diyaframı girmeliyim, gözüm buna biraz alışır olmuştu. Ama fazlaca yaşlı aktivitesi olmasından dolayı o zamanlar fotoğraftan sonra yavaş yavaş soğudum. Bir de artık biliyorsun telefondan çekebildiğimiz bir sürü fotoğraf var. Böyle kocaman bir makineyi tut, gezdir bütün gün. Bana çok mantıklı gelmedi. Bir de buna ek fotoğrafçılığın ben çıkayım, gezeyim, fotoğraf çekeyimden ayrı bir şey olduğunu fark etmeye başladım. Yani bence fotoğraf dediğin şey evde planlanır. Dersin ki ben şu ışık şartlarında şöyle bir kompozisyonda bir fotoğraf çekmek istiyorum. Önce kafanda planlarsın, sonra çıkıp o yeri bulursun, ışığını yakalarsın ve fotoğrafını çekersin. Belki 5, belki 10 denemeden sonra doğru fotoğrafı çekebilirsin. Bu da benim kafamda ve gözümde bir taraftan çok büyümeye başladı. Ondan sonra zaten sanatsal fotoğrafçılığı bıraktım ama çok keyifli zamanlardı. Birçok tecrübelerim oldu. Fotoğraf yarışmaları oluyordu bir kere. Mesela Taraklı fotoğraf yarışmasına gitmiştik bir köyde. Çok orijinal bir fotoğraf yarışmasıydı. Nasıl biliyor musun o? Sana bir film veriyorlar. Filmin üstündeki kodu yazıyorlar. Çıkıyorsun. Fotoğraflarını çekiyorsun. Kaç? Teşekkür 36 kare sanırım ederim. bir makinenin içinde. Çok iyi hatırlayamıyorum. Gün sonunda filmini teslim ediyorsun. Yıkanıyor ve yani bu bir challenge gibi. Herkese bir film veriyorlar. En güzel fotoğrafı çeken seçiliyor. Çok keyifli aktivitelerdi. Birçok fotoğraf yarışmasına katıldım. Ama hem tecrübesizliğimden hem de o zaman yaşımın küçük olduğundan dolayı böyle çok büyük başarılar edinemedim. Mansiyonda gösterdim sergileme ödülleri dışında. Sonradan Zenit makinamdan sonra bir Canon dijital makine aldık biz. Dijital fotoğrafçılıkla o zaman DSLR tanıştım. DSLR diye geçiyor. değil Aynalı mi? bir evet, aynalı bir dijital fotoğraf makinem vardı ama Canon'un renklerini nedense ben hiç sevememiştim o zaman. Şimdi diş hekimliği boyutunda da bunu Canon Nikon konusunda tartışacağız. Canon'un renklerinden ziyade ben Nikon'un renklerini daha çok beğenmiştim. Ondan sonra da bir Nikon D300 şey pardon D40X fotoğraf makinesi edindim. Sonra da hala Nikon'la devam ediyorum fotoğraflarımı çekmeye. Böyle bir öyküyle Ne güzel başladık. olmuş. Peki abi şöyle, ağız içi fotoğraflara ne zaman başladın? Evet, o biraz karışık. Şimdi ağız içi fotoğraf çekebilmek için benim çok bir ekipmanım yoktu. Yani normal sanat fotoğrafçılığında da her zaman makro fotoğrafçıları biraz daha gözde olurdu. Çünkü makro objektif tek bir amacı hizmet ediyor. Ufak bir şey çekebilmek. Çok ekipmanım yoktu. Üniversite değil, Resolve diş tedavisine başladığım zaman buna artık başlamam gerektiğini düşündüm. Buradan da gençlere tavsiyelerim olacak bu konuyla alakalı. Ne yaptım? Gittim. Hayyan pasajına şöyle bir objektif aldım. O kaç? Bu bayağı bunun bir markası bile yok sanırım Uğur. Bu objektifin. 22 diyaframı var ve ben 100 bunu lira. 100 liraya aldım. Bu objektifi. Evet, 100 liraya aldım. Kaç Çok kötü milimetre? fotoğraflar çekiyordum çünkü o zamanlar. Bir de İnan bilmiyorum. Bu 55 Makro değil, milimetre değil mi? olabilir. Yani üstündeki yazılar bile bu makro fakat yani hiçbir şey değil, o elektrikli Çok değil. iyi. Her şeyi elinle yapıyorsun. Diyaframı Oha, o elinle kadar. giriyorsun. Odaklamayı elinle yapıyorsun.
Evet. Çünkü her yeni diş hekimi gibi benim de bütçem yetmiyordu. Yani birazdan belki hani konuşuruz fotoğraf makinesinin fiyatlarını nasıl. Teşekkür Herkes ederim. fotoğraf makinesi almak istiyor. Şu an bizim Restore diş tedavisinde de herkes bir fotoğraf makinesi almak istiyor. Ama benim ilk aldığım objektifim 100 liraydı. Makinem hala Nikon D40X'te. Şu an baktım internette 900 lira gibi bir şey fotoğraf makinem. Çünkü 10 megapiksel. Oh, çok iyi. Yani ilk çektiğim fotoğraflardan bahsediyorum. 2007'de üretilmeye başladı. Şu an üretimi yok. Bir de böyle bir ring ışık aldım. Bunlarla başladım. Bu ring ışık flash değil. Buradan o Işık şeye değil mi? basıyorsun. Anladım. Açılıyor. Kapatıyor. Video için. Evet. Evet, ring ışık. Böyle bir setle fotoğrafçılığa başladım. Kötü değildi ilk fotoğraflarım ama zaten buradan fotoğrafçılığa nasıl başlayayım? Fotoğrafa dair neler öğreneyim diyenlerin hepsine de tavsiye ediyorum. Çünkü bir kayıp değil. Bir anda en büyük seti aldığın zaman da aynı güzellikte fotoğrafları çekemeyeceksin. Ben bunları aldım ve adım adım işte önce objektifimi değiştirdim, sonra flaşlarımı değiştirdim. Dışarıdan ses geliyor mu diye durdum. Sonra flaşlarımı değiştirdim, sonra makinamı değiştirdim. Adım adım oldu yani benim bu Aynen. fotoğrafa dair ilerlemem ağız içinde. Öyle oluyor. Yani çünkü şöyle bir şey var. Ben de bu az önce dediğin şeye katılmak istiyorum. Böyle sana hiç bu işe başlamamışken, daha fotoğraf çekmeyi bilmiyorken eline en böyle mükemmel, en işte 80 bin liralık makineyi, işte 10 bin liralık flaşı verseler bile o fotoğrafı çekemiyorsun sen. Olmuyor yani. Tabi Birazcık tabi tabi olmuyor. olmasın. Olmuyor. Bir de bunları adım adım öğrendiğin zaman atıyorum 80 binlik bir makine aldım ve ondan memnun değilsin. Ne yapacaksın? Bir 80 bin lira daha mı Aynen. vereceksin? Yani çünkü bir de Bakayım diş hekimliğinde, hemen hatta gösterebilirsem. bence diş hekimliğinde o kadar iyi makinelere çok ihtiyaç yok. Yani hiç yok bence hatta yani. Var mı acaba? Yani ihtiyaç yok mu var mı? Ben de çok büyük düşünceler Yani içindeyim. Çünkü benim 10 megapiksellik bir makineyle 2007 yılında çıkmış bir makineyle hala güzel fotoğraflar çekebiliyorum. ben direkt şeyim yani kötü bir Belki makine, kötü bir makine değil. Giriş seviyesi bir makine ve iyi bir lensle çok güzel fotoğraflar, iyi ışıkla çok güzel fotoğraflar çekilebileceği kanısındayım. iyi ışıkla. İyi ışık burada çok önemli. Çünkü o profesyonel işte 60-70 bin liralık işte Nikon'un hangi serisi bilmiyorum ama işte Canon'un Nikon R5'leri D50'ler. falan hani böyle makineler D1'ler bilmem neler aldılar. Bunlarla Evet, Canon'un Mark serileri. yani her işi yapabilirsin. Her işi yapabilirsin. Yani ya buradan ayın fotoğrafını çekersin anlıyor musun? Yani o kapabilitede bir kamera Öyle. ama bizim diş hekimleri olarak o kapabiliteye ihtiyacımız yok. Capability. Buna ihtiyacımız yok yani. O sende olmasına gerek yok. Yani 100 binde bir değerinde fotoğraf çekiyor tamam mı? Bir anda fotoğraf. Ya bunu sen kullanamazsın mı? Yani diş hekim olarak bunu kullanamazsın. O yüzden onu sana gerek yok. Profesyonel, çok profesyonelde gerek var. Ama bizde gerek yani direkt yok. Kesinlikle katılıyorum. Yani fotoğrafçılıkta bir sürü teknik var. Gece çekim var, işte pan fotoğraf Çok. var, dinamik fotoğraflar var, durgun dokumentary hani böyle bir şey dokümente edebileceğim fotoğraflar, gazetecilik, habercilik fotoğrafçılığı var. Biz fotoğrafçılığın neresindeyiz? Yani Çok 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 ufak çok 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 kısmı bir küçük. kısımdan Çünkü abi bahsediyorum. yani Bizde gelen fotoğrafta evet. F belli, enstantanem belli. Yani ISO belli abi yani ne yapacağım belli. Yani. Konum Konu belli. belli yani değişmiyor. Her şey Yani belli. Her şey belli. Yani kim şey diyor? Ben bir de hareketli ağız fotoğrafı yok. çekeyim. Kimse demiyor ki yani ya da sanatsal bir ağız fotoğrafı çekeyim denmiyor. Çekilebilecek sabit şeyler var. Biraz hani bu iş Işık oyunu. aslında arşiv Evet. fotoğrafçılığına giriyor. Ben hani mesela Instagram'da takip edenler olursa
sadece hani ters ışıkta çektiğim art fotoğraflarım diyebileceğim tek bir poz bulabildim. Fotoğrafçılık eğitimim olmasına rağmen hani düşünüyorum düşünüyorum diyorum ki Yok. bu ağızçı fotoğraftan nasıl bir sanat yapılabilir? Bu bir sanat değil yani. Bu dokümente etme Ya kısmı sanat olay. kısmına ancak şeyde girebiliyorsun. İşte çekilmiş dişlerin böyle boyanması, işte illümine edilmesi falan bir şeyler. Hani böyle, böyle bir sürü renkli çok güzel dişler falan, böyle işte kesit alınmış diş falan. Ona Tabii girebiliyorsun. tabii tabii Ama ağızçı değil ama o. şimdi onlarda bile bir kompozisyon yok. Yani aslında fotoğrafçılığın unsurlarından birisi kompozisyondur. Yani bir gidersin bir sürü çocuk çekersin. İşte başka bir yere başka öge koyarsın. Bunları altın noktalara dizersin, diyagonali ayarlarsın, işte ufuk çizgisine bakarsın. Diş hekimliğinde böyle bir şey yok. Hani senin bahsettiğin gibi ben görüyorum dişin kesitlerini almışlar. İşte şahane parlıyor, ışık oyunları var ama Yani yine de kompozisyon bu yok. bir arşiv Hani yani. o sebeple tabii. Bu yani bizim fotoğrafçılık evreninde bizi kapsayan şey makro fotoğrafın küçük bir kısmı, arşiv fotoğrafçılığı belki çok ufak bir hani sanatsal artistik fotoğraf denebilir. Mesela biz yarışmalara katılırken makro fotoğrafçılar olurdu ve adamlar çantalarını gizlerlerdi, saklardı. Çünkü Neler var? içinde çeşit çeşit O böcek olurdu. Çantanın içinde işte gliserol şişeleri olurdu. Ne yapardı? O işte güzel bir çiçek bulurdu. Güzel bir ışık altında. Hemen o dondurduğu böceği koyardı üstüne. Gliserol sıkardı. Hani bizde böyle bir şey yok. Bizde sanatsal çalışan dişle ilgili bilmiyorum takip ediyor musun? Gizem diye bir bilmiyorum. kız var. Hemen Kim o? bakıyorum. Çok güzel fotoğraflar çekiyor. Ben bir tek onu çok beğeniyorum. O kadar. O da sanatsal Gizem yazar sanırım. Fotoğrafı sanatsallaştırmaya çalışıyor. Ben makro fotoğrafçılığını Bakarım ben ona. At bana linkini sonra. atarım. Atarım. Neyse, sonuç olarak dediğim Heh, gibi hemen gerçekten bak gösterecektim arkadaşlara örnek olarak. Artık buraları kesersin beklettiğim kısımları. kesme. Belki çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Kesme. Fakat beğendiğim fotoğraflardan dediğim. Şimdi şöyle bir netleştirelim. İlk fotoğraflarımdan birisi netlerse inşallah. Keşke ekran paylaşımı yapabilseydik Ya Uğur senle ya. Ama hani buradan gördüğün netlikle işte benim telefondan şu an gördüğün netlik aynı biliyor musun? Yani benim ilk çektiğim fotoğraflar da çok kötüydü. Bir anda kimse güzel fotoğraflar çekmeye başlamayacak. Hani onu bir herkes aklına aynen koysun. Veya kurslara gidip hani şey demekle de olmuyor bu iş. İşte F'i kaç yapıyoruz hocam? ya F belli. ISO kaç olsun? O da belli. Önce hani ya aslında mantık çok belli. Evet. Hani diyafram dediğimiz bir şey var. Aynı Bu konuyu bir miyop olan şu an arkadaşlar bilecektir. yani Hani hemen bir bahsedelim abi istersen. Diyafram ne işe yarar diye başlayalım. makinenin unsurlarından bahsetmek lazım. Yani bu makine dediğimiz şey fotoğraf makinesi aslında bir taraftan göz gibi düşünebilirsin. Makinede objektif var. Objektifin içinde bir diyafram var ve bu diyafram kısılıp Göz büyüyerek bebeği gibi yani. alan derinliğini Ve ışığı. evet alan derinliğini ve ışığı ayarlıyor. Ama biz şimdi bizim diş ağız içi fotoğraflarda kullandığımız diyaframlar belli. 22-29. Yani. Yani aslında mantık şuradan geliyor. Nasıl miyop arkadaşlar uzay görebilmek için gözlerini kısıyorlar. Biz de net fotoğraflar istiyoruz ve o diyaframı kısık istiyoruz. Diyafram ne kadar Bu büyüklükte sebeple de bir flash kısılıyor? kullan. Tabii diyafram ne kadar küçül yani daralırsa o diyafram aralığı ve değer olarak büyürse 22'lerden, 29'lardan, belki 32'lerden bahsediyorum. O zaman
alan derinliği ortadan kalkıyor ve bukkay koridordaki dişleri de detayını Aynen. rahatlıkla görebiliyoruz. Ama hani misal sanatsal bir makro fotoğraf çekiyor olsaydık, o zaman objektifimizin olabildiğince diyafram değerleri küçük şeyler seçecektik. Mesela bir sinek fotoğrafı çekiyorsun ve ne yapıyorsun? Bir böcek fotoğrafı çekiyorsun. Gözleri net oluyor. Arkaya doğru Aynen. böyle bir anda alan derinliği oluyor. Full ulaşıyor. Bizde böyle bir şey yok. Yüksek diyafram değerleri istiyoruz. Bu diyafram değerlerini karşılayabilsin diye bir flaşa ihtiyacımız var. Yani Birincisi, yüksek ışığa ihtiyacımız var ki o değerleri karşılayabilsin. çünkü f'i biz ne kadar yüksek tutarsak diyafram o kadar küçülmüş oluyor. O zaman daha az ışık giriyor. Bizim o fotoğrafı çekebilmemiz için ışığa ihtiyacımız var. Bu durumda da flaşımızın kuvvetli olması gerekiyor, değil mi? Tabii, aynen öyle. Renkleri doğal yansıtabilmesi için belli bir renk beyaz dengesinde olması gerekiyor Yani beyaz flaşın. dengesini bizim ayarlamamız gerekiyor. Makineye bırakmıyor. Bir de tabii, flaşımızın beyaz dengesiyle makinamızın beyaz Flash'ın dengesinin üstünde. uyumlu olması gerekiyor ki o aynı her defasında aynı renkleri yakalayabilelim. Aynen. Bunu Bir en de çok ne, ben bu makineyi elimizde tutuyoruz. hemen sözünü kesiyorum. Bunu en çok ben telefonda yaşadım. Otomatik modda çektiğimde ilk fotoğraflarımı telefonda çekiyordum ben. Posterior çekiyorum diye o kadar önemli değildi benim için alan derinliği. Eğer otomatik modda çekiyorsam her seferinde farklı bir beyaz değerini onu atıyordu, kelvini atıyordu. O yüzden her Evet. fotoğrafın diş dokusu ve ağız mukozasının rengi sürekli farklıydı. Her fotoğrafta farklıydı. Ben sonrasında onu post edit şey yapıyordum, düzeltmeye çalışıyordum falan. Buyur devam et. Bir de ne? Bu fotoğraf makinesi ağır bir şey ve hasta hareketli bir obje. Bu fotoğrafı yakalayabilmek için de enstantane değerimizin biraz yüksek olması gerekiyor. Enstantane dediğimiz şey ne? Bu aynanın kapanıp açılması. Yani ayna bir anda kapanıyor, içeriye ışık giriyor, sensörlere artık dijital makinelerden bahsediyorum. Analogları anlatmaya gerek yok herhalde. Sensörlere ışık geliyor ve tekrar ayna açılıyor. Bizim vizöre görüntümüz yansıyor. Bu değer ne kadar uzun süre biz ışık içeriye girerse o kadar çok titremeler oluşacaktır bizim fotoğrafçılığımızda. O yüzden yani belki 60 değerlerinin altı enstantaneden bahsediyorum. Bizim için çok Değil. uygun değil. Hatta en güzeli 100, Ben de 100 100 gibi değerler mesela. daha, çünkü böyle kolunla tuttuğun zaman titremeleri yansıtmaması gerekiyor. Zaten bunlardan başka bir Ama şimdi şey. bak, bu konuda aslında şöyle bir şeye değinmek lazım. Yani fotoğrafçılıkta ne diyorlar? Ağız içi fotoğrafçılıkta F22 diye bir şey olmuş, tamam mı? Ya senin hangi makinan var? Yani APS-C sensör bir dijital makinan mı var? Full frame bir makinan mı var? Yoksa çok zenginsin, orta format bir makina aldın. Ben 200-300 bin liralık makinalardan bahsediyorum. Bunların hiçbirisi, yani APS-C sensör makinanın F22'si ile full frame bir makinanın sensörünün F22'si bir değil. Anlatabildim mi? O neden abi? Yani bu çünkü şöyle, sonuçta orada bir delik var, değil mi? Bu delikten ışık geçiyor, dağılıyor, sensöre geliyor. Sensör daha büyükse. Sensörün boyutu küçükse, tabii sensör daha büyükse farklı değer veriyor. Yani işte diyorlar ki 100 milim makro lens. Hangi makinede 100 milim makro lens? Yani aslında hani mantığını oturtmak lazım. Ufak bir diyafram, hastayla şu mesafeden çekebileceğimiz bir lens ve güzel sonuçlar verebilecek megapiksele sahip bir fotoğraf makinesi yeterli aslında bizim için. Ama ışık için bu kadar, pardon, ışık için bu kadar basit konuşamıyorum. Ya işte ben de tam onu Çünkü diyecektim sana. çeşit çeşit Çok. ışık için bu kadar basit konuşamıyorum. Çünkü şu basit ışıkla çektiğim fotoğrafların kaliteleri ve sonradan trim flash'a geçtiğimdeki fotoğraflarımın kaliteleri
Ve sonradan softbox taktığımdaki fotoğraflarımın kaliteleri Çok. çok değişti. Abi ben Tabii affedersin bunun hemen bir de şunu bir göstereyim. sonrası var. Para flash. Şöyle bir şey aldım. Hı. Lensimin üstüne şey Güzel, çok flash şahane. flash'ımın üstüne. Yani ağız için o kadar güzel aydınlatıyor ki Bir yani. difüzör şart. Ya Şart, o evet. diff, bu ya ben de softbox vardı difüzör için kullanıyordum. Hı. Yetmiyordu yani. O yeterince bana şey gelmiyordu. Her yeri eşit aydınlatmıyordu yani. Şu silikon şeylere geçtim ve gerçekten çok Peki. fark ettim. Peki braket kullanıyor muydun? Bracket dediğin? Hemen şimdi artık ilk kurduğum setleri, makinaları konuştuk. Şimdi en son olması gerekene gelelim yavaş yavaş. Flashları benim için tutacak olan tamam yok. Ben TTL flash kullanıyorum abi iki Bu tane. abi şimdi biraz daha uzak durum. Hatta şu an üstünde takılı olan body Nikon D40X bunu göstersin diye taktım. Bir taraftan da kamerayla Nikon D7500 D7500. merak edenler için onu artık webcam yapabiliyorum. Böyle de bir özelliği var. Bu bracket'i kullanmadan önce hiç memnun değildim. O zaman ne yapıyordum? Böyle yanlara asıyordum bu şeyleri. Twin flashlı. Şurada objektifimin iki yanına asıyordum ama ışığı güzel dağıtamıyordum o zaman. Braketler ve softbox da geldikten sonra çok Bracket daha mi? soft all bracket. Güzel. Ben de almayı düşünüyorum da yapıyorum. All bracket abimin Oo hediyesi. çok iyi. Abim Abin. yine o da İzmir'de diş hekimliği yapıyor. Yeni yeni çağrı açıldı. Bir sonraki şeyimiz YouTube yayınımız artık Evet. Abi. ama flashların evet dinliyorum. Ben asistanıma tutturuyordum. Çünkü ben bunları işte hasta yüz fotoğrafı falan da çekerim diye düşünmüştüm. Ya da işte kendim istediğim gibi oynayarak çekerim biraz daha güçlü olsun diye düşünerek TTL aldım ben. Tepe üstü flash Hı. aldım. Tutturdum. Yani o ben de aynı şeyi yakalayamadım. Yani kendi istediğim özelliğe gelemedim. Bu kullandığım şeyi başka bir hekimde gördüm. Ben bu alayım ben bunu. Çin'den söyledim Hı. geldi. Gerçekten de çok fark etti. Ama senin çektiğin fotoğraflardan görüyorum Değişti, değil mi? ki gerçekten seninkilerde çok çok efsane çıkıyor Yani bu konuda tap noktası para flash. Gerçekten yani. hani Ben şey para diyemiyorum. zaten bir tanesi Her böyle bir makine gördüm. olabilir. Evet. Her makine olabilir ama ışık çok önemli, çok mühim diyorum artık. Ben de çünkü deneye deneye öğrendim. Yani zorlana zorlana öğrendim. Güzel bir objektif şart, güzel keskinlik, netlik verebilmesi adına güzel bir makine şart ama en şart güzel bir ışık. Işık Aynen öyle. lazım. Çünkü ışık yoksa göremiyorsun yani. Çekeceğin şey zaten ışık. Tabii Yani tabii ne ışık. çekiyorsun? Yani burada her şeyin başında bir ışık olması gerekiyor. Yani düzgün bir ışığın Ya yoksa. sadece çekemiyorsun da bitmiyor. Bizde şimdi anterior bölgede estetik çekimler yapıyoruz ve göze güzel hitap etmesi gerekiyor. Bu santral dişinin vestibülündeki formda sırtlar ve oluklar var, değil mi? Bu sırtlara ışığı buradan yansıdığı zaman, karşıdan yansıdığı zaman o detayı Hepsi vermiyor. patlar, düz Ama çıkar. evet, yanlardan geldiği zaman o sırtlar ve olukların detayları çok daha güzel olmuş oluyor. Ayrıca bu bana ne katıyor? Ben fotoğrafların hiçbirisini işte Instagram'da paylaşayım diye çekmeye başlamadım. Zaten bunca sene sosyal medya kullanmıyordum da. Yakınlaştırıp bakıyorum. Seanslar arasında ne hatalarım var. Bunları görmeme faydası oluyor. Hastayı kontrol seansına çağırdığımda düzeltmem gereken yerler neler? Bunlar da çok faydası oluyor. Ve belki fotoğraflarımdan görüyorsundur. Ben kendi bitim ve cilalarımdan çok memnunum. Evet. Yani Gerçekten. eskiden cila yaptım zannediyordum.
fotoğraf makinesinden kontrol etmeden önce. Çünkü gözüme güzel gözüküyordu. O da güzel parlıyordu. Ama bir bakıyorum, bir çekiyorum fotoğraf, diyorum ki ya bu işte bir problem var yani. Cilam güzel değil, bitimim güzel değil. Kendini geliştirmeye çok faydası oluyor fotoğraf makinesiyle. Seans aralarında fotoğraf çekmek veya seansın sonunda çekiyorum fotoğraf. Diyorum ki bir saniye, şurası güzel olmamış. Burayı düzeltmem gerekiyor. Onlar da çok faydası oluyor fotoğraf Ben makinesi. bunu hasta başında şey yapıyordum. Kamerayı direkt tablete bağlıyordum ben. Fotoğrafı çekiyorum. Direkt tablette gözüküyor mesela o fotoğraf. Sonra hastaya gösteriyordum mesela. Bunu yaparken aynı zamanda kendim de büyütüp baktığım için hani şurada kırık bir hat var. Ben orayı gördüm oluyor. Biraz da orayı alayım oluyor mesela. Evet. Genelde posterior çalıştığım için söylüyorum. Anterior'dan Evet. çok örnek veremiyorum çünkü. Ama bunu gerçekten o fotoğrafa bakmak, o anda bakmak bile çok fark ettiriyor. Ki sonradan baktıklarında daha da fazla görüyorsun. Çünkü o anda hasta başında olduğun için genel bir bakıyorsun. Ama sonradan işte Tabii telefona gözünde atıp yorulmuş oluyor. ya da bilgisayara baktığın zaman çok fark ediyor gerçekten. Yani o Ya fotoğrafları bazen çekmek öyle bir benim yani Instagram'a paylaşıyor olmak, fotoğrafları çekmek benim yaptığım işin kalitesini gerçekten çok arttırdığını düşünüyorum. Çünkü hem hatalarımı arttırdı, daha rahat gördüm, arttırıyor. hem de birilerine paylaştığım için ya ben şunu da düzelteyim diyor insan. Evet. Yani bir kere benim bazen öyle bir işim oluyor. Ben herhalde yavaş çalışıyorum. Kanin kanin arası bir kompoz döner yaptığım zaman 4 saatim 5 saatimi alan işlerim oluyor. Gözüm yoruluyor. Öyle. Yani ben göremiyorum artık yani. Ama fotoğraf makinesi yorulmuyor ki. Aynen öyle. Onu çekiyorsun, bakıyorsun. Evinde de değerlendirebiliyorsun. Ama sana da soracağım. Ne formatında çekiyorsun Uğur fotoğraflarını? Format derken JPEG, RAW, NEV, yani JPEG kalite çekiyorum anlamında. ben. JPEG çekiyorum ben. Yani RAW çektim bir ara. fotoğrafta şöyle bir Kullanmadım hiç RAW'ları. JPEG halini kullanmaya devam ettim ben Apache gibi. Sonra dedim ki boşuna bunlar yer kaplıyor. Ben bunları o kadar şey yapmıyorum yani kullanmıyorum. O zaman RAW'a gerek yok diye düşünerekten bıraktım. RAW'dan şöyle bir güzellik var. Sen de herhalde onu söyleyeceksin. Sonrasında işte ayarlarını falan daha iyi yapabiliyorsun. Çok daha yüksek kalitede bir fotoğraf elde etmiş oluyorsun. Bundaki ayrıntıları çok daha iyi gösterebiliyorsun. Haklısın. Ben posteriorda tek bir çalışırken de çok ona ihtiyaç duymuyorum diye düşünüyorum. Doğru, O yüzden doğru. çok ben o işe girmiyorum ama ön bölgede işte 6-7-1'den çekeceksen onun ayrıntısını almak gerçekten fark ediyordur mutlaka. Çünkü bunu özellikle Ya anterior çalışanlar söylüyorlar ısrarla. şimdi dental fotoğrafçılıkta ben sanatsal fotoğrafçılığa başladığımda şöyle bir kavga vardı. Resim değil fotoğraf. Photoshop olmaz. İşte atıyorum. Bazen yarışmalar olurdu. İşte atıyorum bir oynama yapmıştır orada çeken fotoğrafçı. Bu artık fotoğraf değil resim. Böyle tartışmalar vardı. Aynısının dental diş hekimliği, ağız içi fotoğraflarda şöyle bir şeyini görüyorum. Photoshop. Yani kime göre, neye göre Photoshop? Ben bütün fotoğraflarımı RAW formatında çekiyorum. Çünkü herkese de diyorum. Sen ağız içi fotoğraf, diş fotoğrafı çekerken fotoğraf makinen seni diskoda zannediyor olabilir. Yani bu elektronik bir alet. Belki beyaz dengesini yanlış girdin. Belki bukal koridordaki o karanlığı güzel, aydınlığı güzel yakalayamadın. Ve RAW formatta ne oluyor? Sensöre yansıyan bilgiler henüz işlenmemiş oluyor. Ham hali oluyor. Yani bukal koridordaki o karanlığı açabiliyorsun. Ama JPEG olduğu zaman ne oluyor? JPEG dediğin şey işlenmiş fotoğraf. Yani siyah var, gri var, koyu gri var. Belki bunları fotoğraf makinen ne yapıyor? Hepsini bir paketliyor. Siyah. Bu diyor siyahtır. O zaman koyu alanları açmanın imkanı kalmıyor. Ve bunu bazı insanlara anlatamıyorum. RAW format çekmeyin. İşte Photoshop, fotoğraflarınız Photoshop görmesin. Böyle bir yargı var. İnşallah
bu düşünceler de şey olur, yıkılır. Çünkü ben fotoğrafa başladığım zaman da Mehmet Turgut vardı. Mehmet Turgut'u buradan böyle bir pauslayıp bakabilirler bir taraftan izleyenler. Adam seminere geldiği zaman bir baktım fotoğrafları Photoshop. Her şeyi Photoshop. Ama o kadar güzel fotoğraflar çekmiş ki stüdyoda ve hani diyordu ki bu bir sanattır. Bence diş Ben öyle. hekimliğinde de RAW formatında çekip fotoğrafın dişlere dokunmadan ışığı ve renk ayarlarıyla oynamakta hiçbir sakınca görmüyorum. Çünkü Abi bu arada ben söyleyeyim. belki yanlış. Ben insanların çok gözünü alacak diğer dişlerde oynamadığım, kullanmadığım dişlerdeki çok gözünü alacak bazı hataları alıyorum mesela. Yani 5-6 numara Kabul yapıyorum mesela, edilebilir. tamam mı? 7 numaranın ya 7 numarayı yapacağım. Bir sonraki seans yapacağım, tamam mı mesela? Ama biliyorum ki Aha. ben Instagram'a o fotoğrafı koyduğumda herkes şunu diyecek. Keşke 7'yi de yapsaymış. Kalmıştı ya, tamam mı? Ya o şeyden göz alan noktadan insanları çekebilmek için orayı şöyle bir siliveriyorum abi. Ya Yaptığım işe benim Nikon dokunmadan nasıl fark D40X'im, ediyorum? benim D40X'imin sensöründe tüy var abi. Her fotoğrafımda tüy var. Ben şimdi ona mecbur muyum? Yani onu oradan temizleyemiyorum. Fotoğrafçıya götürsem ayrı bir dert. Veya şöyle bir şey var Uğur. Şimdi fotoğraf, ben bunu söyleyenlere şunu demek istiyorum. Hobby meydan. O zaman analog makinesiyle çekelim. Hatta diyafilmler var. Hiç negatif bile vermezler bunlar. Tepe göze yansıtır gibi koyarsın ışıkların üstüne diyafilmini. Renklidir. Negatif değildir. Pozitiftir. Onunla çekelim. Yani hani böyle diyeceklere bunu demek istiyorum. Eskiden nasılmış biliyor musun bu fotoğraf denen şey? Aynı bizim endoda, röntgen odasına girdiğimiz gibi banyo odasına girerler. Orada adam zaten orada Photoshop'unu yapmaya başlar. Keser bir kere. Mesela neden bahsediyorum? Ben arka fon kullanmıyorum birçok fotoğrafımda. Dil gözükse dahi onu Photoshop'ta temizleyebiliyorum. Aynen Ben öyle. bunu karanlık odada da yapabilirim. Yani niye ben kendimi angarya yaratıyorum? Neden ağız içine böyle bir şey sokuyorum, öyle fotoğrafını çekiyorum? Ya Photoshop diye bir şey var. Photoshop yapılmaz değil. Bunu adam işte savaş fotoğraflarında görüyoruz. Adam yanından dostunu kaldırmış. Yani o zaman Photoshop mu vardı? Aynen öyle. Sadece kendi vicdanıyla yapsın yapan. Bazen mesela görüyoruz işte beyazlatma fotoğrafı. Ya da adam dişin boyunu uzatmış. Hani yani bunları hem biz Ya yemiyoruz, belki geç hastalar Taner. Taner bir tane fotoğraf attı, tamam mı? Şeyini ayarlayamamış. White balance'ı ayarlayamamış abi. İkisi de aynı duruyor, tamam mı? Ama bakıyorum işte hastanın suratı daha kara. Diğerinde hani son fotoğrafta böyle daha koyu renkli çıkmış. Belli ki makine kendi kendine ayarladı. Ve öyle bir ayar çekti kendine. Ya diyorum şununla biraz oyna. Bana Photoshop mu yaptıracaksın? Ben işte oynayacak adam mıyım? Kamera aldatacak mıyım? Ben diyorum gerizekalı görmüyor musun? Şurada bak yani rengi farklı kadının. Hani şimdi azıcık bir değiştir. Yani biraz şu rengini oyna belli olacak mı? Yok abi. Evet. Yani bu Photoshop değildir. Renkle oynamak, ışıkla oynamak Photoshop değildir ama bir taraftan da ben şimdiye kadar hiçbir zaman beyazlatma fotoğrafı paylaşmayı da düşünmüyorum. Bazen öyle bir şey oluyor ki bir gün yapmışım hastanın fotoğrafını çekmişim. Sabah çok güzel güneş vurmuş. Flaşım olsa dahi akşam çektiğim fotoğrafla arasında beyaz dengesinde fark oluyor. Benim o beyaz dengesini eşitleyebilmem lazım. Başka türlü nasıl anlatayım? Fotoğraf dediğin şey gördüğümü anlatmak istiyorum ben, değil mi? Ama Aynen. gördüğümle Yani benim yaptığın bilgisayarda gördüğüm bir yani. değil. Tabii, yani gözümle gördüğümü insanlara göstermek istiyorum. Ha, o zaman şöyle olsun. Fotoğraf da iptal edilsin abi. Herkes hastasını çağırsın.
Böyle Değil mi ya? böyle bir Bugün şey böyle olabilir mi herkes ya? Öyle olsun o zaman. Yani diyelim ki arkadaşlar kongremiz var. Vaka sunumu yapacağız. Herkes çağırsın hastasını. Böyle bir şey Yönetici olabilir mi? ama kendi tanıyabilirim ben Photoshop'ta. Evet, oynayabilirsin ama o da öyle olmaz. O zaman hastanı çağıracaksın, röntgeni orada çekeceksin, Orada Uğur. göstereceksin Tabii. Ya Tabii. abi konusu gerçekten şimdi ne yapmaya çalıştığınla alakalı. Hastalara yapıyorsan bunu, yani hastalara Photoshop yapabilirsin Olmaz. sonuçta. O tamamen senin de hasta arasında bir şey yani. O hasta ona kanıyorsa ne yapayım ben? Aha. Ama Bu ben şimdi hastayı hekimlere kandırmak oluyor. evet kandırmak oluyor bu bariz bir şekilde ama ben şimdi hekimlere paylaşım yapıyorum, tamam mı? Ya ben onu da Photoshop yapsam ne, yapmasam ne, tamam mı? Hani Tabii. ne işime yarayacak bu benim? Tabii. Bana hasta getirecek bir şey değil yani. Hastalar zaten benim yaptığım işte anlamıyorlar, tamam mı? Hani yapma, yapmam, Ya niye yapayım? Ama bazı ışıkla çok oynuyorum, seminerlerde net yani. hani işte ışıkla oynamak istiyorsan RAW format çekmek lazım. Yani Ya bu benim ışıkla oynamak Photoshop'u Photoshop programında yapabilmek lazım. Çünkü anladım ben. makinen JPEG'e çevirdiği zaman ne yapıyor? Misal 4 pikseli paketliyor, 1 piksele Bir çeviriyor. yapıyor. Evet. Or Yok ya benim oradaki değeri yaptığım kaybediyorsun. şey değil yani, böyle her şeyle oynayayım. Azıcık ışığını açıyorum, azıcık ışığını kapatıyorum. Maksimum yapacağım bu yani. Zaten çektiğim ne Ama tek diş çektiğim. benim hassasiyetim onda bile değer kaybı oluşturmamak lazım. Yani o yüzden ben Adam bazı ciddi. seminerlerde görüyorum. Diyorlar ki hani RAW çekmeyin işte. JPEG çekin. Bizim Photoshop'la işimiz yok. Ya o Photoshop değil. O zaman diye çekelim. Tepegözle Photoshop yansıtalım. değil ya. İsyanım böyle. Böyle yani. Böyle dünyalar kadar bir şey abi o Photoshop dediğin uygulama. Yani ya Photoshop'ta beni sen haline çevirebilirsin abi. O öyle bir uygulama Photoshop yani. Tabii, Benim tabii. fotoğraf Photoshop dediğin o değil yani. Ya bir de Photoshop'u öğrenmek de lazım. Neden öğrenmek lazım? Millete kanmamak için öğrenmek lazım. Doğru dedim. Bir de bunlara ekstra sunum içinde kullanıyorsun olursa sunumların için. Sunumlarım için Word Yok, hayır. Excel kullanıyorsun herhalde. ya Word. Fotoğraf sunumlarını hazırlamak için. Ben sunum yapmıyorum abi, fotoğraf sunumu. Doğru. Bana çok... Instagram'dakilerden Evet. bahsediyorsan da Instagram'dakilerle öyle çok oynamadığım için bir tek grid yapıyorum mesela. Grid için kullanıyorum. Onun dışında telefonumun kendi galeri uygulamasında keslerim, biçlerim orada yapıyorum yani. Photoshop'u özellikle Anladım, kullanmıyorum. anladım. İndirdim. Photoshop mobili indirdim mesela. Telefonum, ben her şeyimi telefondan yapıyorum. Bilgisayarla çok işim yok. Anladım. Sen daha Onda da mobil hallediyorsun bu işlemi. Photoshop'ta yani yapacağım işim yok yani, öyle söyleyeyim. Anladım. Telefonumun kendi Bana galeri çok soran uygulamasında her oluyor. türlü hallediyorum. Sunumlarını neyle hazırlıyorsun diye. Adobe Premiere Pro ile hazırlıyorum. Reklam gibi oldu ama şimdi Olsun. Photoshop bilince Premiere'e daha çabuk hakim olabildim. Yani Anladım. bu açıdan da çok faydalı oluyor. Sunum hazırlama açısından da çok faydalı oluyor bana. Bilmiyorum valla, hiç kullanmadım o işler için. Sana bir sorum var. Şimdi bu fotoğraf makineleri çok ağır dedin. Çok Aynasızlar için ağır. ne düşünüyorsun? Yani hangi aynasız? Derin bir soru sordum herhalde. Abi, Hangi aynasız? Nikon'un aynasızları çok iyi değil bildiğim kadarıyla. Sony'nin aynasızlarından Yok, hayır, bahsediyorum. hayır, hayır. Şöyle, sensör boyutundan hangisinin aynasızı? He. Aslında aynasız Ya. olup olmamasının bir önemi var mı? Yok ki. Yani bence de yok. Daha Bir tek hızlı fotoğraf çekmeyi küçültmesi ve sağlıyor. evet, daha hızlı ve Ha, daha kolay hayır, bence fotoğraf işte o çekiyorsun. küçültmesi dediğin şey aslında sensör boyutuyla alakalı. Aslında Fuji filmin Yok. aynasızı var.
Mesela XT4. O da Ya. onun da bir crop şeyi çerpanı var. Yo, benim de O da kameramın crop aynasız. çarpanı var zaten. Aynasız benimki Tamam. de. Ama makina efendim, D80 ile benimki He. kameranın sensörü aynı diyelim, ama D80 bu kadar Hı. kamera, benim kameram şu kadar kamera. Tabii. Çok küçülüyor. Tabii. Tabii. Yani Tabii. hacim Tabii. olarak ve kilo olarak da çok küçülüyor. Ve illaki vizörden bakma gerekliliği olmadığı için direkt elektronik Aynen. ekran var. Aynen. O bence müthiş hayat kurtaran bir şey. Çünkü DSLR kullandığımda aynı işte live vizör yaptığında aynı kaliteyi alamadım ben mesela. Ben oradan Aynasız makinalar dediğin gibi. bana soranlara Instagram'da falan mutlaka aynasız öneriyorum. Kaliteli makineler var zaten. Sensörler de neredeyse aynı. Yani çok profesyonel değilseniz bizi bir şekilde aynasız gider diye düşünüyorum. Ben full frame aynasız bir makine almak isterdim. R5 mesela bir Bilgisayar. almak ister miydin kardeşim? Yani isterdim. Ben de Nikon isterdim o. Z7 almak Z7 mi isterdim. isterdin? Z7. Sony'nin Alpha 7'leri var Ben de sanırım. Alpha 7 çok Sony'ye almak geçmek isterdim. istiyorum da. Bakalım. Bir kere şimdi video çekmeye çalışıyorum ve şu anki makinamın şeyi çok iyi değil. Aslında netliği çok Nikon'u iyi. video Bak için hiç bu önermiyorlar abi. bak mesela bu videoyu şu an onunla çekiyorum. Netliğim güzel ama odaklamıyor. Sürekli şey Evet. yapıyor. Sürekli kendini kaybediyor. Ya Aynen. her Nikon bir markanın olla. Bir avantajları güzelliği var. var. Sony video için çok iyi ve öyle diyorlar. Aynen. Nikon orta segment makinalara çoğu özelliği ekleyebiliyor. Yani benim mesela bu video özelliği Nikon'un D5600 ile başladı. Ama Canon'un çok daha pahalı makinalarında video özelliği var. Yani Canon belli segmentler oluşturuyor. Diyor ki video mu çekmek istiyorsun? Bunu alacaksın. Fotoğraf Bunu mı? alacağım. Bunu. Ama Nikon diyor ki ben diyor 5600 çıkardım diyor. Orta sınıf bir fotoğraf makinesi. Video da çekebiliyorsun. Fotoğraf da çekebiliyorsun. Ama videoda diyor hani çok da bir şey bekleme. Hani kim ne istiyor ona bağlı. Ben mesela Ya. hala Canon alacağımı çok düşünmüyorum. Çünkü bir düğün fotoğrafçısı değilim. İşte bir sanatsal fotoğraf çekme peşinde değilim. Ben ne istiyorum? Video da çeksin, fotoğraf da çeksin. Şimdi Nikon'un da Canon'un da Sony'nin de amiral gemilerini alamadığımıza göre çünkü çok pahalılar. Yani keşke alabilsek. Evet. Bir de kaldı ki şey yok yani. Biz şey zannediyoruz. Nikon, Canon bitti. Bir sürü makine Var daha. markası var. Çok bilmesem de Leica var. var. Yani fotoğrafçılıkta kullanan Konica Minolta var. Var da var. Bir ton Hiç bilmiyorum. Zenit var hani. Hı. Yani bu hepsi de çok güzel fotoğraf çekiyorlar. Neden hani Nikon, Canon? Çünkü bana soranlar hep şey diyor. Nikon mu alayım, Canon Nikon'un mu? Ya ağız içi fotoğraf çekiyoruz. Yani hani diş fotoğrafı. yani ne fark eder Nikon yani, da al. Canon da al. Ucu hangisi ucuzsa onu al. Ha, iyi. Hangisi şeyse objektifleri açısından değerlendirilebilir belki. Çünkü Sony'nin makro objektiflerini çok beğenmiyorlar sanırım. Benim anladığım kadarıyla. Onlar için de şeyler oluyor. Konverterler oluyor. Nikon'un Aynen öyle yani, objektifini Sony'ye takabiliyorsun. alabiliyorsun, kullanabiliyorsun yani. Tabii. Bütçen hangisi yetiyorsa onu al. Aynen öyle. Bir Ya başla bir yerden yerden. Bir makine çekmeye al da. başlamak lazım. Telefonla başla. Yani sadece bu işe kafa yor. Zaten sen kafa yordukça adım 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 bir bakacaksın. Hem tekniğin gelişmiş diş hekimliğine dair hem fotoğrafçılığın gelişmiş hem de onlar geliştikçe sen o amiral gemisi dediğin en büyük makinaları almaya başlamışsın. Evet. Abi, son bir sorum var. Benim şimdiye kadar hazırladığımda. Posterior fotoğrafçılıkta ne yapıyorsun? Posterior fotoğrafçılık yapmıyorum. Yani özellikle Teşekkür ederim kardeşim.
Hiç ilgimi çekmiyor Uğur. Posteriyon Gerçekten mi indirek, ya? Abi. direkt. Hayır, hiçbirisi. Benim ilgimi çeken tek Aa. şey anteriör fotoğrafçılık. İyi Ben ki bu senden soruyu ilk de öğrenebilirim. sormamıştım. Orada bitecekti. Neyi bu sormamıştın? Başta mı? Bu soruyu iyi ki ilk başta sormamışım diyorum yani. Şu an Evet. çok demoralize oldum. Posteriör fotoğrafçılıktan ne yapıyorsun dediğin gibi ben yapmıyorum deyip videoyu kapatabilirdik. Ne diyorsun? Aynen, tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Yapmıyorum abi. Yani hatta Hayırlısı olsun bazen kardeşim ya. yakınlarım, tanıdıklarım indirek restorasyonlarda benden rica ediyorlar. Diyorum ki ben yapmıyorum. Çünkü sevemiyorum. Posteriorda bak, kanal tedavisini daha çok seviyorum. Yani bir üst 7'ye kanal yapayım. Daha çok seviyorum. Ama Kolay gelsin kardeşim. Ne diyeyim o posteriör zaman ya? çok ilgimi Söylemek çekmiyor. istediğim bir Bu şey var mı arada abi? evet, YouTube videolarını takip ediyorum. Deniz Balkan, biliyorsun benim liseden arkadaşım. İkinci videonu Canım onunla kardeşim. çektin, değil mi? Evet, senle zaten üniversiteden Üç. arkadaşız. Öyle bir şey olması lazım. Kim? Üç. Üçüncü videon. Aynen, üçüncü Deniz videoydu. Balkan'la. Aynen, Sonra paylaşımları yapmış olabilirim. yani her videomdaki herkesle ortak noktamız var. Bir tek Zirek'le tanışamadık. Onunla da artık ileride iş arkadaşı oluruz belki diye Tanışırsın. düşünüyorum. Topu Aynen. pas atayım. Başka söylemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Fotoğrafçılığa girmek isteyen diş hekimlerine. Abi neredeyse her şeyini konuştuk ya fotoğrafçılığın. Değil mi? Eyvallah. Var mı? Bir eksik Aynen konuşmadığımız bir şey. yani. Buradan sonrası artık nasıl çekeceksin, ne yapacaksın? Onlar kurs işi zaten yani, buradan sonrasını Ya veremezsin. bence kursla hallolacak iş değil ya Uğur. YouTube diye bir şey var Değil, artık değil abi. de. Ben YouTube'dan öğrendim. Net. İstanbul'daki Oturdum fotoğraf YouTube'da. İstanbul'dakiler için tavsiye edebileceğim İFSAK var abi. Bırakın yani ağıziçi fotoğrafa dair kursa gitmeyi bırakın. İFSAK'a gidin. İstanbul Fotoğraf Sanatı Derneği. Bir hobi edinmiş olurlar. Yani çünkü orada her şeyle enine boyuna öğreniyorsun. Fotoğraf çok güzel bir hobi. Dinlendirici bir hobi. Hafta sonu çıktığın zaman fotoğraf çekmeye çıktığın zaman saatlerini alıp aktiviteni yapabiliyorsun. Yani fotoğraf çekmek isteyen diş hekimi insanlara tavsiyem şu olur. Sanatsal fotoğraf da çek. Güzel olur. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim Uğur, davet ettiğin için beni. İnşallah Bol bol başka paylaşımlarını zamanda bekliyoruz. ya paylaşacağım. Şu sıralar hem bir taraftan doktora çok yoğun ilerliyor, bir taraftan taşınma çabaları. İnşallah benim aslında amacım aksatmadan her hafta bir paylaşım yapabilmek. Her hafta en az 3 paylaşım kardeşim. Öyle mi diyorsun? Tabii kuralı var Çok. bunun. Ha. Abi farklı şeyler paylaş. Sanatsal paylaş bir tane. İki tane vaka paylaş. Bir tanesi akademik bir paylaşım olsun. Bir tanesi de ön bölge estetik paylaşım olsun. Abi benim Instagram'a en son koyduğum fotoğraf 2016'ymış. Instagram'a başlamadan önce. Aa, Yani bu kardeşim çok biliyorsun teşekkür bak ederim sana o zaman. ne? Çok teşekkür ederim zamanını ayırdığın için kardeşim, o zaman senden. Sen biraz daha uyu. Ben teşekkür ederim Uğur. Biz senle çünkü biliyorsun yan yana geldiğimizde de ben sana sordum nasıl oluyor bu Instagram işleri diye. Sen de bize hem sosyal medyada şey oluyorsun, öncülük ediyorsun. Hem de ben de Storyfile'e dair paylaşımlarını da çok beğeniyorum. Teşekkür ederim kardeşim. İnşallah böyle bizimkiler de beğenirler. Şey, Şeye beğeniyorlar. geldi bu. Beğenirler. Beğenmeyi Unutmayın lütfen. abone olmayı Kanalımıza abone unutmayın olun. arkadaşlar. O zaman görüşürüz diyorum. Hoşça kal. İyi akşamlar. Öptüm kardeşim. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. Görüşürüz.
Hadi görüşürüz.